Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yıkıcı doğa olaylarını işleyeceğiz. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayalım. Arkadaşlar, doğada meydana gelen can ve mal kaybına neden olan olaylara yıkıcı doğa olayları, diğer bir ismi doğal afetler denir. Adı üzerinde doğa olayları arkadaşlar, insanların etkisi olmayan olaylar. Deprem, volkanik patlamalar, sel, kasırga ve heyelanlar yıkıcı doğa olaylarına örneklerdir arkadaşlar. Depremle başlayalım. Yer kabuğunu parçalardan oluşur biliyorsunuz arkadaşlar. Bu parçalara levha denir. Şurada gördüklerinizin her biri bir levhadır arkadaşlar. Bu levhalar sürekli hareket halindedir. Ülkemize baktığımızda arkadaşlar 3 tane levhanın birleşim yerindedir. Bu nedenle ülkemiz deprem bölgelerden birisidir arkadaşlar. Levhalar sürekli hareket halindedir. Levhaların hareketi sırasında yer kabuğunu oluşturan kayalar sıkışabilir, kırılabilir veya yerlerinden oynayabilir arkadaşlar. Deprem, yer kabuğu içinde kırılmalar ve ortaya çıkan enerji nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin yeryüzünü sarsma olayına deprem denir arkadaşlar. Bakın resimlerde de görüyorsunuz. Deprem öncesinde yapılması gerekenler, özellikle deprem çantası hazırlanmalı ve aile afet planı yapılmalıdır. Depremden sonra ilk 72 saatte yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçların ve değerli evrakların saklanabileceği afet çantası hayat kurtarabilir. Arkadaşlar, burada 72 saat önemli çünkü insan hayatına 72 saat devam ettirebilir. Bu nedenle ilk 72 saat çok önemli. Deprem çantasında bulunması gerekenler. Arkadaşlar, ülkemiz bir deprem ülkesidir. Deprem çantamızda öncelikle su, çünkü insan susuzluğu en fazla 4 veya 7 gün dayanabilir arkadaşlar. Yiyecek, düdük, haber vermek için ilk yardım çantası, ilaçlar, para, evrak dosyası, önemli evrakların bulunduğu, çakı, cep telefonu, radyo ve pil arkadaşlar. Haber dinlemek için el feneri bulunduğumuz yere haber vermek için ve giysi bulunmalıdır. Deprem öncesinde yapılması gerekenler arkadaşlar, raflar duvara emniyetli bir şekilde sabitlenmeli. Şurada gördüğünüz gibi ağır ve büyük eşyalar alt raflara yerleştirilmeli. Arkadaşlar, her zaman büyük eşyalar alt raflara yerleştiriyoruz. Tavandaki ağır objeler ve aydınlatma araçlarının bağlantıları sağlamlaştırılmalı. Şuralar. Deprem öncesinde yapılması gerekenlere devam edelim. Kavanozlar ve şişeler kilitli ya da mandallı kapalı dolaplara muhafaza edilmeli. Şu şekilde arkadaşlar. Tablo ve ayna gibi eşyalar yataktan, kanepeden veya insanların oturduğu herhangi bir yerden uzak duvarlara sabitlenmeli. Arkadaşlar, şurada gördüğünüz gibi bu dolap düştüğünde yatağın üzerine düşeceği için zarar verecektir. Bu dolap duvara sabitlenmelidir. Deprem sigortası yaptırılmalıdır arkadaşlar. Deprem sırasında yapılması gerekenler. Öncelikle sakin olmalıyız. Evdeki yanan ocakları, vanaları kapatmalıyız. Arkadaşlar, doğal gaz vanasını, elektrik şartelini. Evden hemen çıkmayı düşünmemeliyiz. Kendimize bulunduğumuz yerde emniyeti almaya çalışmalıyız arkadaşlar. Sarsıntı sırasında başımıza düşecek cisimleri, duvardaki tabloları, süs eşyalarını, kitap raflarının olduğu yerler tehlikelidir. Devrilebilecek mobilyalar tehlikelidir. Pencere kenarları hem dış duvar olduklarından hem de cam parçaları üzerimize geleceği için tehlikelidir arkadaşlar. Oturma ya da çalışma odasında iseniz sağlam olduğunu düşündüğünüz bir eşyanın yanında uygun pozisyonda durunuz arkadaşlar. Mutfak tezgahı, çamaşır makinesi, yatak, küvet gibi eşyaların, sağlam olduğu düşündüğümüz eşyaların yanına diz çökerek ellerimizi başımızı koruyacak şekilde durmalıyız. Arkadaşlar, şurada çökün, kapanın ve tutunun. Bakın arkadaşlar, sağ elimizle başımızı korumalıyız. Deprem sırasında dışarıdaysak arkadaşlar, öncelikle yine sakin olmalıyız. Düşen cam parçalarına, reklam panolarına dikkat ediniz ve başımızı korumalıyız yine. Deprem anında yakınınızdaki binalardan üzerinize düşecek, size zarar verecek yapılardan uzaklaşmalıyız. Tünel ve köprü giriş çıkışlarından uzak durmalıyız. Elektrik tellerine, yıkılabilecek yapılara dikkat etmeliyiz. Deprem sırasında okuldaysak arkadaşlar, öncelikle sakin olmalıyız. Başımızı çantayla koruyarak sıranın yanındaki koridorda uygun pozisyonda duracağız. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar, uygun pozisyonumuz. Deprem sona erince öğretmenimizin uyarı ve isteklerini yerine getirerek düzenli bir şekilde okul bahçesine çıkmalıyız.
heyelan, yağışların etkisiyle toprağın alt tabakalarının gevşemesi sonucu üst tabakanın yerinden oynayarak hareket etmesine heyelan ya da toprak kayması denir. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Eğimin fazla olması, yağışlar, toprağın yapısı ve ormanların yok edilmesi heyelana sebep olan etkilerdendir. Bunun yanı sıra depremler de heyelana sebep olabilir arkadaşlar. Şurada heyelan örneklerini görüyorsunuz. Heyelandan korunmak için yerleşim yerleri heyelan ihtimali olan bölgelerde kurulmamalı. Bakın arkadaşlar, şuradaki ev heyelan ihtimali olan yere kurulmuş. Yanlış. Özellikle eğimli arazilerde doğal bitki örtüsü korunmalı ve ağaçlandırılmalı arkadaşlar. Eğimli araziler ağaçlandırma, ağaç dikmeliyiz. Suyun kolayca akıp gitmesi ve heyelana sebep olmaması için yamaçlar boyunca su kanalları açılmalı. Şurada görüldüğü gibi. Heyelan ihtimali olan yamaçlarda yol ve kazı çalışmaları dikkatli yapılmalı. İstinat duvarları yapılmalı. Arkadaşlar, şunun adı istinat duvarı. Öğrenciler genelde istinat duvarının ne olduğunu bilmiyor. Sel, belli bir bölgede bulunan toprağın tamamen ya da kısmen su altında kalması durumuna sel denir arkadaşlar. Bir akarsu ya da nehrin şiddetli yağışlar sonucunda yatağından taşması ya da deniz suyunun fırtına sonucunda karaya sürüklenmesine sebep olur. Sel öncesinde alınacak önlemler, yerleşim yerleri akarsu ve dere yataklarına yapılmamalı. Bakın, burada yerleşim yeri akarsu ve dere yatağına yapılmış. Çevredeki yeşil alanlar arttırılmalı ve ağaçlandırma yapılmalıdır. Seyahat tehlikesi bulunan eğimli yamaçlarda teraslama yapılmalıdır. Arkadaşlar, şu görüntü teraslama. Öğrenciler yine teraslamayı bilmiyor. Buraya dikkat ediyoruz. Buradaki merdiven olan yerlere teraslama yapılmış. Kasırga en yıkıcı doğa olaylarından biridir. Hızları saatte 120 kilometre ve daha fazla olabilen kuvvetli rüzgarlara kasırga denir. Okyanuslar üzerinde oluşan kasırgalar belirli yollar üzerinden karalara doğru ilerler. Genellikle hortumlara da sebep olur. Oldukça yıkıcı etkileri vardır. Ciddi can ve mal kaybına sebep olabilir. Arkadaşlar, bakın, hortuma dönüşmüş. Volkanik patlamalar, yer altındaki sıcaklığı çok yüksek olan erimiş kayalar, yani magma arkadaşlar, yer kabuğundan, açıklıklarından püskürerek dışarı çıkmasına volkanik patlama denir. Bakın arkadaşlar, bu magma buradan dışarıya çıkmış. Burada püskürmeyi görüyorsunuz. Püskürme sırasında yüzeye çıkan magmaya lav denir arkadaşlar. Bakın, şuradaki kızgın lav magma çok yüksek sıcaklıkta olduğu için etrafına zarar verir. Arkadaşlar, çıktığı yere de krater denir. Lav yanardağ ağzından ilk çıktığında sıvı haldedir ve sıcaklığı 700 santigrat derece ile 1200 santigrat derece arasındadır. Yanardağ patlamalarına karşı alınması gereken önlemler, yanardağa yakın bölgelerde yerleşim alanları oluşturulmamalıdır. Aktif yanardağların uzağında durulmalıdır arkadaşlar. Ülkemizde aktif yanardağ yoktur. Fakat tekrar aktif olma ihtimali her zaman mevcuttur. 2019 bursluluk sorusuyla devam edelim. Televizyonda bir haberde toprak tarafından emilemeyecek kadar yağmurun yağdığı, ani sıcaklık artışıyla dağların karlarının eriyip nehirleri taşırdığı, ev ve iş yerlerinin zarar gördüğü belirtilmektedir. Buna göre bölgedeki bu yıkıcı doğa olayı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, bu yıkıcı doğa olayı seldir. Yine Toana kartın arka yüzüne aşağıdaki resimlerden hangisini yaptırmalı? Toana bir yıkıcı doğa olaylarını kartın bir tarafına tanımını, diğer tarafına resmini koymuş. Hemen tanımı okuyalım. Yer kabuğu içerisinde oluşan kırılmalar nedeniyle oluşan titreşimin dalgalar halinde yayılarak yeryüzüne ulaşmasına, bu kartın arkasında arkadaşlar bu olay neyin tanımıydı? Depremin. Yani cevabımız D şıkkı olacak. Depremleri önlemek elbette mümkün değildir. Ancak depremin verdiği zararı en aza indirilmesi insanların elindedir. Önlemler, hangi önlemler alınabilir diyor. Bakalım arkadaşlar. Zemin etüdü yaptırarak zeminin sağlam bölgelerde ev yapmak. Evet. İnşaat yapımında deprem yönetmeliğine uygun yapmak. Evet. Yatay mimari yerine çok katlı binaları, hayır arkadaşlar, dikey mimari tercih etmeyiz. Tam tersi yatay mimari, yani az katlı binalar tercih etmeliyiz. Cevabımız ne olacak? 1-2, cevabımız A şıkkı. Şekildeki doğa olayı, bakın arkadaşlar, ifadelerden hangileri doğrudur? Dünyada iç katmanlardaki erimiş kütlenin bir noktadan dışarıya fışkırması sonucu oluşur. Doğru. Dışarıya çıkan magmaya lav denir. Doğru. Patlama sonucu oluşan gazları solumak tehlikelidir. Doğru arkadaşlar, zehirlidir onlar. Üçü de doğru, cevabımız D şıkkı. Sürekli bir biçimde
yağan yağmurlardan ya da eriyen karlardan oluşan geçtiği yerlere zarar veren taşkın sulara sel diyorduk arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. Bu bilgi aşağıdaki doğal olaylardan hangisiyle ilgilidir? Hızı saatte 120 kilometreyi aşan çok küçük rüzgarlara arkadaşlar kasırga diyoruz. Cevabımız A şıkkı. Heyelan olaylarında can ve mal kayıplarının azaltılması için aşağıdakilerden hangisini yapmak uygun olmaz diyor. Okuyalım heyelanı. Şekildeki heyelan toprak kayması olayı görülmektedir. Heyelan olayları yurdumuzda sıkça görülmektedir. Heyelanlar bazen can ve mal kayıplarına yol açabilmektedir. 1988 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde 64 kişi, 1995 yılında Isparta'nın Semirkent ilçesinde 74 kişi heyelan sonucunda hayatlarını kaybetmiştir. Hangisi uygun olmaz diyor. Heyelan ihtimalinin fazla olduğu bölgelerde yerleşim yerleri kurulmasına izin vermemek bu uygun arkadaşlar. Heyelan bölgelerinde yol ve kazı çalışmalarını dikkatli yapmak bu da uygun. Dik yamaçlardaki ağaçları kesmek bu uygun değil. Cevabımız C şıkkı. Tam tersi ağaçlandırmalıyız. Karayollarını heyelan ihtimali olan bölgelerden geçirmemeliyiz. Doğru arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Depremlerde oluşan can kaybının azaltılması için deprem öncesinde yapılanlar kadar deprem sırasında yapılanlar da önemlidir. Buna göre deprem anında davranışlardan hangileri yapılmalıdır? Çıkışa yakınsak hızlıca binayı terk etmek doğru. Balkondan atlamak yanlış arkadaşlar. Ölmeyeceksek ölürüz. 3. Sağlam bir eşyanın yanına çök, kapan, tutun pozisyonu almak doğru. Hangileri doğrudur diyor. 1-3 cevabımız D şıkkı. Yukarıdakilerden hangileri sellerin oluşturduğu zararları önlemek için yapılabilir? Suların denize ulaşmasını sağlayan kanalları altyapı çalışmalarıyla sele hazır hale getirmek doğru. Göl, nehir gibi yerlerin yakına yerleşim yeri kurmamak doğru. Sel tehlikesi olan bölgelerde koruyucu barikatlar kurmak doğru arkadaşlar. Hepsi doğru. Cevabımız D şıkkı. Şekildeki K ve L ile gösterilen yapılar aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Arkadaşlar L lavdı. K'da kraterdi. Yani lavın çıktığı yere krater diyorduk. Hangi şıkta var bu? A şıkkında var. Cevabımız A şıkkı. Sırf bence YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.